yaşın küçük ama böyle evet. bir ayran gönüllü halin var mı böyle? Benim öyle bir halim yok. Çünkü zaten bunu ayıracak vaktim de yok. Hmm. Hani tabii ki aşkın hani vakti, zamanı olmaz ama yani yok pek. Peki tacı taktıktan sonra ilgi, alaka artmıştır değil mi? Tabii. Yani belki bir kişi seni çok beğeniyorum, hoşlanıyorum diyorken şimdi 20 kişi diyordur. Tabii. Var mı öyle bir durum? Var. Yani şöyle sosyal medyanın çok kullanıldığı bir çağdayız ve herkese ulaşabiliyor sosyal medyadan. O yüzden hani gerçekten çok mesaj alıyorum ama hani ciddi bir şey yok yani. Hiç böyle kötü yaklaşan ya da taciz eden oluyor mu? Sosyal medya biraz da böyle gayya kuyusu. Yani şöyle ben ilk seçildiğim zaman mesela hani Instagram hesabıma çok kötü yorumlar geldi. Çok da iyi yorumlarla geldi ama hani başta üzülüyordum ben. Çünkü ilk defa böyle bir şeyin içine giriyorum ve hani neden bana kötü yorum yapıyorlar ki? Ben acaba çirkin miyim falan diye. Ne diyorlardı? Yani işte kötü yürüdün, işte dişlerin kötü. Bu kadar zaten hani. Ama doğru söylemişler, kötü yürümüştün, dişlerin de kötüydü. Tamam ama şöyle açıklayayım size. Ben hayatımda ilk defa topuklu ayakkabı giymiştim o yarışmada. Bebektin çünkü, bebek. Evet. O yüzden hani öyle olmasına peki, biraz mazur göreceğiz. Peki kötü yorumların şöyle olumlu bir tarafı olmadı mı? Bak gittin dişlerini yaptırdın. Ve yürümeyi öğrendin. Yani gibi. Bir şey söyleyeceğim. Sizin yarışmayla ilgili biz bunu da konuşmuştuk. Hiç unutmuyorum. Kadir Doğulu'ydu Kadir değil mi? Doğulu evet. Sunucu Kadir Doğulu'ydu. Leyla Lidya Tuğutlu ile birlikte sunuyorlardı evet. yarışmayı. Dördüncüyü başka birine açıklamışlardı. Ay evet bomba olmuştu. Dördüncü kızı. Aynen. Kız yürüdü böyle dördüncü oldum diye bütün endamıyla. Sonra yarışmanın sonuna doğru sen dördüncü olmadın dediler. Evet, kızın evet. başından tacı aldılar. Gerçek dördüncüye taktılar. O kız yaşıyor mu? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Canlı yayında biliyorsunuz siz de canlı yayın sunuyorsunuz. Bu tür hatalar olabilir tabii ki. Hani bu kimsenin suçu değil. Orada sadece ufak bir karışıklık yani. Birinciyi yanlış açıkladılar. Birinciyi. Amanın. Evet. Asıl onu evet, merak ediyorum. Bu kız yaşıyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Tazminat davası açsın kazanır. Kazanır tabii. Ama yani ikisi de şu an gündemde. Yani iki kız da sadece birinci olan değil. Tacı alınan da şu an gündemde mesela. Ha evet. Doğru. Ya bu ülkede evet. tacı alınan bir Hülya Avşar var. Evet. Orada geç. Tacı alınanlar taç takanlardan daha ünlü oluyorlar. Herhalde. Tamam, evet. Okuyor musun? Okuyor muyum? Geçen sene normalde üniversiteye girecektim ben. Hı. Ama Miss Turkey gecesinin ertesi günü üniversite sınavıydı. Giremedim ben. O yüzden yarışma yüzünden kaçırdın seneyi. Yani aslında tercih meselesi biliyorsunuz ki yok. Hani tercih seçmeyi biliyorum. Üniversiteye girdikten sonra. Evet evet eğitim tabii. Eğitim şart diyorsun. Gireceğim zaten o sene. Birinci şeyi geçtim sınavı. Tamam. İkinci hazırlanıyorum şimdi. Nereye istiyorsun? Ben üniversite adı söyleyebiliyor muyuz? Söyle bakalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi istiyorum. İngilizce öğretmenliği. Böyle. İngilizce evet. öğretmen ha. olacak mısın öğretmen, ki? Evet. Çünkü ben çocukları çok seviyorum. Hı. O yüzden hani ne yapabilirim diye düşündüm ve İngilizce de sevdiğim bir alan. Hı. O yüzden İngilizce öğretmenliği okumaya karar verdim.